Selam, ben Kıvanç Ökten. Furkan Er kısa bir aradan sonra Mr. Olympia biletini kovalamaya devam ediyor. 2022 sezonunda 4 yarışmaya girdi. Kuveyt Pro'da 7. İtalya Sheru Classic'te 3. İspanya Enpro Classic'te 2. Portekiz Mr. Big Evolution Pro'da 4. oldu. Furkan tabii ki yarışma kazanarak Mr. Olympia'ya gitmek istiyor. Ama eğer bu gerçekleşmezse de katılma ihtimali bayağı yüksek. Şu anda puan sıralamasında ikinciliği aynı puanda olduğu ABD'li sporcuyla paylaşıyor. Kurallara göre her kategoride en yüksek puan toplayan ilk 3 sporcu Mr. Olympia'ya gidiyor. Furkan'ın sıradaki yarışması 23 Ekim Pazar günü Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenecek BioWell Warsaw Pro. Şimdi her zaman olduğu gibi rakiplerine kısaca bakacağız. Tabii bu katılımcı listeleri değişebilir, yeni isimler eklenebilir, onu da belirtelim. Mauro Fialho İspanya, en son İtalya'daki Yamamoto Pro Cup'ta 12. oldu. Şimdiye kadarki en iyi derecesi 8.lik. Febo Gambacorta İtalya, 2022'de üst üste 4 yarışmada ilk 10 yapamadıktan sonra 2 hafta önceki İtalya Tsunami Pro'da bir anda ikinciliğe zıpladı. Tehlikeli olabilir. Miroslav Juricek, Çekya. Furkan'ın ikinci bitirdiği 2021 Romanya Pro'da kendisi 10. olmuştu. Yine böyle bir alt sırt formuyla gelirse işi çok zor. Muhammed Afroz Kichi, Hindistan. Mart ayındaki Tayland Pro'da 5. olmuştu. Ekim başındaki Yamamoto Fransa Pro'da 15.liğe düştü. Daniel Leone İtalya. Tanıdık bir isim. Geçen sene Furkan'ın 6. olduğu İspanya Big Man Weekend Pro'yu 3. bitirmişti. Bu sene toplam 8 yarışmaya girdi. Furkan'ın 2. olduğu İspanya Enpro Klasik'te ilk 15'te yoktu. En son İtalya'daki Tsunami Pro'da 8. oldu. Muhammed Magdi Mısır. En son Ağustos'taki Tokyo Pro'da 13. oldu. Andrea Mosti İtalya. 6 yıldır IFBB Pro Lig'de. Çok aktif bir yarışmacı. 20 civarı Pro Show'a girmiş. En yüksek derecesi 3.lük. En son kendi ülkesinde yapılan Tsunami Pro'da 6. oldu. Rafael Oliveira Brezilya. Listedeki birçok sporcu gibi en son Tsunami Pro'da yarıştı ve 16. oldu. Sırtının biraz daha inşaata ihtiyacı var ama jilet bir kondisyonla önden iş yapar gibi. Abisai Peters Hollanda. 2020 Romanya Pro şampiyonu. İlk 15 yapamamış olsa da listedeki ender olimpiyanlardan. Tabii ki onun da son yarışması Tsunami Pro. Burada 4. oldu. Furkan kendisini bu sene Portekiz'de de İspanya'da da yendi. Sidipuye İspanya. Vücut yapısı itibariyle Avrupa'nın Erin Banks'i diyebileceğimiz bir sporcu. Portekiz'deki Mr. Big Evolution Pro'da Furkan'ın önünde 3. olmuştu. Kısa bir süre önce Yamamoto Fransa Pro'yu 2. bitirdi. Yani adım adım şampiyonluğa yürüyor. Bana göre bu yarışmanın en büyük favorilerinden biri. Ireneusz Tuča Polonya. Bir ay önce IFBB Pro oldu. Zannedersem ilk Pro Show'u olacak. Manuel Santalucia İtalya. Furkan'ın defalarca yendiği isimlerden biri daha. En son Tsunami Pro'da 10. oldu. Akbar Sarbaz Sarkanlo Kanada. En son Temmuz ayındaki Vancouver Pro'da 5. oldu. Oskar Czorzewski Polonya. 2021'in Kasım ayındaki Danimarka Amatör Olimpiyada IFBB Pro olmuştu. Kendisi ilk pro şovuna çıkacak. Sergi Kachenko Ukrayna. En son Yamamoto Fransa Pro'da yarıştı. İlk 15'e giremedi. Son olarak Rafał Zabawa Polonya. 2021'de pro kartını kazanmış. Başka da bir bilgim yok. Peki Furkan Er Varşova'da ne yapar? Bence ilk call-out %100. İlk 2 çok olası şampiyon olursa da şaşırmam. Zaten yarışma kazanarak Mr. Olympia'ya gitmek için bundan iyisi bulunmaz. Hakikaten kurabiye gibi kadro. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşeceğiz.